Gösterelim. O kadar tatlı oluyor ki çocuk yuvasındaki çocuklar. Onlara böyle hediyeler dağıttım, bisküvileri falan. Yani keyiften uçuyorlardı böyle, anlatamam. böyle temiz kıyafetle, steril kıyafetle bu çocukların ziyaretine gidilmesini tavsiye ederim. Ve hediye, çokça hediye verilmesi çok çok güzel olur. Çok seviniyorlar. Bu çocuklar hep sahipsiz de bayağı güzel oluyor. Ülkücü gençlik, modern gençlik, laik gençler, solcular, herkes Tayyip Hocama sahip çıksın. Dindarlar, mukaddes açılar. Çok dürüst bir insan, çok efendi bir insan. Bak, karşıtlarının durumunu görüyorsunuz. Yani bunu görünce daha da titiz sahip çıkmak gerekiyor. Ve ne kadar güzel cesaret gösterdi. Kadınlara muazzam sahip çıktı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nı tebrik ediyoruz. Toptan tamamı geçersizdir dedi. Madde madde ayırmadı. Evet. Kadınlar aleyhindeki bütün hükümler geçersizdir dedi. Bitirdi, tertemiz etti. Hak geldi, batıl zahil oldu. Ve bizim görüşümüz Türkiye'ye damgayı vurdu. Yıllardan beri anlattığımız görüş, Allah'a çok şükür, elhamdülillah, Anadolu'nun bağrına damga gibi oturdu. Diyaneti destekleyelim, Diyanet Camiası'nı destekleyelim, Tayyip Hocam'ı destekleyelim. Bak, devletin desteğini bana orada oturmuş, kendine enaniyet çıkaracak, pay çıkaracak. Yani pek ehemmiyeti kalmadı diye kenarda kaldı. Oturmuş namaz vakitlerini tartışalım falan diyor. Yani ağız dalaşı istiyor gibi bir üslup olmuş. Müslümana bu yakışmaz. Diyanet senden niye tartışsın? Yani sen Diyanet'in üstün olduğunu vurgulamaya çalışacaksın. Büyüklüğünü vurgulamaya çalışacaksın. Dalaş demeyelim diye yani tartışma diyelim. Fakat amacın orada büyüklüğünü vurgulamak. Ne kadar yakışıksız bir şey. Diyanet burada muazzam bir atak yaptı. Evet. Ve büyük bir cesaret bu. Muhteşem bir şey. Kadınların aleyhindeki bütün hükümler geçersiz derdi. Bitti. Ne kadar, yani bir bir saymıyor. Evet. Binlerce var. Tamamı geçersizdir dedi. Nur yağdı Türkiye'ye, nur. Şahane bir şey. Ne kıskanıyorsun? Yani gayet güzel konuşmuş. Tabii. Namazlarda 5 vakit olmasını herhalde kendince değerlendirecek, onu mu eleştirecek anladım. Onu da öyle. Bir de sabah namazının vaktiyle ilgili galiba bir şey. Herhalde öyle bir şey diyecek. Ya kardeşim bırak millet namazını kılsın Allah aşkına. Ne yapacaksın yani namazı mı azaltacaksın? Çoğaltacak mı? Ne istiyor? Tam bilmiyoruz. Ya kardeşim namaz işte 5 vakit namaz herkes gayet düzgün hepimiz kılıyoruz. Yani hepimiz de halimizden çok memnunuz. Yani 5 vakit namaz hakikaten çok ferahlatıcı. Gayet de güzel. 5 kere insan abdest alıyor. Gayet güzel namazlarını kılıyor. 1400 seneden beri de böyle. Kılabilen, kılabiliyorsa 5 vakit kılsın. Kılamıyorsa 2 vakit kılsın. Kılabiliyorsa 3 vakit, 4 vakit, 5 vakit. Fark etmez. Yani namaz kılsın yeter ki. Ama makbul olan 5 vakit kılmasıdır. Ama mesela bazı insanlar memur oluyor, bir sabah kılabiliyor, bir akşam kılabiliyor, o da olur. Veyahut öğlenden yatsıyı kılabiliyor sadece. Yahut 3 vakit kılıyor. Yahut günde 1 kere kılıyor, yahut haftada 1 kere cuma namazı kılıyor. Veyahut yılda 1 kere bayram namazı kılıyor, 2 kere bayram namazı kılıyor. Ya kılsın da tamam işte Müslüman alnı secdeye gitmiş oluyor, yeter. Ama yani adam namaz kılmıyor diye onu böyle din dışı gibi göstermek olmaz. Bayram namazına bile gittiyse, cenaze namazına bile katılmıştıysa, Müslüman, mümindir. Dua ederiz, diğer namazlarını da kılar inşallah. Evet. Samsun'dan